Merhabalar dostlar, Ece Öztürk'ün İrlanda serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde neredeyse çökmüş olan İrlanda devletini kendi yönetimimize almış, teknolojik, ekonomik ve nüfusal alanda pek çok reformlar gerçekleştirmiş ve bu bölümümüzde ufak fetihlere başlayarak söyleyeceğimizi belirterek bitirmiştik dostlar. Bu bölüm dediğimizi yapacağız ve Hollanda ve Danimarka devletlerini İrlanda'nın kontrolü altına alacağız. Öncelikle Danimarka'ya savaş açacağız çünkü onların güçleri Hollanda'ya nazaran çok daha düşük olduğu için fethedilmesi çok çok daha kolay olacaktır. Öncelikle bölümümüzün başında ufak bir nüfus yatırımı yapacağız. Ordumuzu basacağız. Danimarka'yı alacağız. Hemen onun ardından da Hollanda savaşı ile noktalayacağız dostlar. O sırada benim en çok işime gelecek olan şey şu olacaktır ki eğer Almanya ile Fransa arasında imzalanan barış anlaşmasında bu topraklar özellikle eğer Almanya'nın olmazsa Almanya daha çok buraları almaya yönelirse benim için çok daha iyi olur. Çünkü bu topraklar Belçika toprakları hiç de kötü topraklar değil. Yani bu toprakları iyi yönettiğiniz takdirde bu topraklara yatırımınız güzel yaptığınız takdirde çok güzel bir kaynak gelir elde edilebilir buralardan. Şimdi bölümümüze öncelikle ufak bir nüfus yatırımı yaparak başlangıç yapacağız. Ardından da ordumuzu basacağız. Savaşımıza girişeceğiz. Şöyle bir harita modunu istihdam edebilir nüfusu açalım. Böylece nereden ne kadar ordu basabiliyoruz görelim. Evet şu an ülke genelinde basabildiğimiz ordu miktarı çok düşük. Bunu artırmamız lazım öncelikle. Ve bunun için de nüfus yatırımı yapmamız gerekiyor. Yani ordu basabildiğimiz yerlerden mesela bakıyorum 1 2 tanesi 10.000'in üzerinde ordu basabildiğimiz 4 toprak var. 2 tanesi zaten ekonomik toprak. Buralardan ordu basamam çünkü bu sefer ülkenin ekonomisine zarar verir. Buralardan zaten ordu basamıyorum. Benim ekonomiyi geliştirmediğimiz topraklarda yani şu 3 toprak dışındaki toprakların nüfusunu yani buradan basabileceğimiz ordu miktarlarını en az 10.000'in üzerine çıkarmam lazım. Ki yaptığımız çiftlik yatırımlarıyla beraber bunun olması lazım. Çünkü gerçekten çok fazla çiftlik kurduk. Gerçekten çok kurduk. Yani 5 seviyeye kadar çiftliklerimizi çıkarttık. Şurada hatta büyüme oran haritasını açalım beraber bakalım. Bakın. Ekonomik topraklarımız hariç bütün topraklarımızda 5'er seviyelik çiftlikler var. Yani bu hiç de öyle azımsanacak bir rakam değil. Ya zaten ülkemizin kaç tane şeyi var ki bizim? 11 eyaletimiz var. 8 tanesinde 5 seviye bir çiftlik var. Diğerleri de nüfusal olarak kullanamayacağımız için çiftlikleri yok. Yani bu bağlamda baktığımız zaman bizim yaptığımız yatırımın aslında ne kadar büyük bir yatırım olduğunu görebiliyoruz. En azından devletimizin kapasitesini düşündüğümüz takdirde yaptığımız yatırımın nedenli büyük ölçüde bir yatırım olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Artık paramız çok eksiye düştü, onu artıya çıkaralım artık. Bu arada savaş ne durumda? Savaş bitmiş. Ve istediğimin tam tersi olmuş maalesef ki. Sıkıntı yok, Hollanda'yı alır oradan şey yaparız, Fransa'ya ineriz, oradan Portekiz alırız, iki sıkıştırmayla İspanya'yı bitiririz, oradan İtalya'ya çıkış yaparız. Almanya'yı alması bizim için çok zor olacak ya, Avrupa fethi yapması o kadar zor olacak ki bizler için yani gerçekten. Ama bunu başaracağız. Şimdi şöyle bir sistem edebilir nüfus haritamızı açalım. Şimdi buradan ordu basamıyoruz, buradan basabiliyoruz. Bir burada tutalım mouse'umuzu. Burada bekleyelim. İrlanda için ortalama ne kadarlık bir Danimarka için pardon. Ah lan adamlar bize ilişki geliştirme isteği gönderdi lan. Çok kötü hissettim şu an kendimi. Neyse buralardan basacağız ordu. Zaten galiba buradan bir kere basacağım ordu benim Danimarka'yı almaya yetmesi gerekmiyor mu doğal olarak? Yani şu ordunun şu an Danimarka'yı almaya yeten bir ordu olması lazım ki yetiyor da. Evet yetiyor. Ya bu orduyla Danimarka'ya girip Danimarka'yı çok rahat alabiliriz. Ki bunu yapacağım evet tamam. Şöyle bir ordumuzu Danimarka sınırlarına hemen getirelim. Gelsinler hemen gelin bakalım ordumuz. Değerli deniz donanmamız geldi. Bu arada Age of Sigmar 3'ün de güncellemelerini gelişmelerini takip ediyorum. Biliyorsunuz ki bu ay içinde Ekim ayında çıkış yapacak. Oyun çıktığında ben bir genel inceleme videosu yayınlayacağım. Oyunu öğrendiğim an itibariyle de Age of Sigmar 2'den 3'e geçiş yapacağız dostlar haberiniz olsun. Yani takip ediyorum Age of Sigmar 3'ü de. Çünkü soranlar oluyor Discord'dan Age of Sigmar 3'e niye bakmıyorsun etmiyorsun diyenler. Takip ediyorum arkadaşlar. Bütün güncellemelerini takip ediyorum. Ve çok da hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü Age of Sigmar 2 sevdiğim bir oyun. Aynı zamanda işime döktüğüm bir oyun. Ve bu oyunun zaten hali hazırda bana keyif veren bir oyun olmasının yanı sıra
Üçüncü oyununun bu denli güzel çıkış yapacak olması benim için çok güzel bir haber. Diyorum ve Danimarka Savaşımızı, İrlanda'nın ilk hedefi olan Danimarka Devleti'ne savaşımızı ilan ediyoruz. Bütün ordumuzla beraber de çıkartmamızı atıyoruz. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Ordularımızı şu şekilde bölelim şuralara. Başkent tarafına biraz daha fazla ordu gönderebilirmişiz aslında. Hatta şöyle yapalım onu, çünkü başkentten sağlam bir ordu getirebilirler. Bu ordu orayı almaya yetecektir. Biz başkente ordumuzu atalım. Burada liman var mı? Yok. Mecbur zaten başkentten çıkacak. Başkentlerini de aldık. Hemen son topraklarını da ele geçirerek onları bitirelim. Bitti. Bütün topraklarını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. O halde şöyle yapacağız. Şu toprakları alacağız. Barış anlaşmasını 30 tur yapacağız. Bitireceğiz. Ordumuzu denize çıkaramıyoruz. Liman yok. Çok harikasınız abi. Gerçekten yöneteceğiniz devlete tüküreyim. Deniz devletisiniz. Liman yok. Burada da yoktur kesin liman. İyi, burada varmış. Şöyle yapıyoruz. Ben denizde ordumu tutacağım. Barış anlaşması biter bitmez ikinci savaşa girişeceğiz. Şimdi buraların ben 30 turda buraları hallederim bence. Topraklarımıza, kendi ana karamıza bence entegre ederim ben buraları. Ne yapacağız? Bütün topraklara liman yapacağız. Buralar ekonomik toprak olmayacağı için 5 seviye çiftlikler açmak bizim için iyi olacaklar, ama ondan önce buraların gelişme seviyelerinin ne kadar düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Önce bir ana karamızda şu ordu bastığımız yerleri düzeltelim. Hemen ardına da yeni fethettiğimiz topraklarınkini yapalım. Evet, şimdi hemen hızlı bir şekilde Danimarka topraklarını halledelim. Bu topraklar aşırı kötü bir durumda kalmışlar. Çünkü buraları bir geliştirelim öncelikle. Ben 30 tur içinde barış anlaşması bitene kadar buraların yatırımını yapabileceğimizi düşünüyorum. Yaparız ya. Yaparız, yaparız, yaparız biz. Şuna da yatırım yapabilseydik iyiydi. Yapalım şöyle. Onu unuttuk, yanlışlıkla es geçtik. Ya daha doğrusu yanlışlıkla başlatamadım. Şöyle birer kez daha yapacağız. Şu toprak çok güzel bir toprağa benziyor. Onu nüfusal bakımdan ordu basın toprağı olarak kullanabiliriz. Danimarka topraklarından iyi bir nüfus çıkartabilirsek 5 seviye çiftliklerle vesairelerle birlikte, ana karamız dışında Danimarka topraklarını ordu basın toprakları olarak kullanabiliriz. Bizler için de iyi olacaktır. Çünkü ana karamızda daha çok teknolojik, ekonomiksel yatırımlara yöneleceğimiz için buradan ordu basmak oraların gücünü düşürür. Onun yerine Danimarka topraklarından ordu basarız. Bizim için de çok daha iyi olur. Evet, bu arada çoğu toprağı evet ana karamıza entegre ettik. Birçok toprak şu anda, birçok Danimarka toprağı şu anda ana karamıza entegre edildi. Daha da Danimarka'dan alacağımız iki toprak var. Onları da alacağız. Onları zaten tek seferde bitirebiliriz çok rahat bir şekilde. Böyle son 3 toprak. En aşağıdaki... son 3 toprak değilmiş lan. Bunların hepsi 0.89'da kaldı. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. İnsan ayıp olmasın diye 0.9 olur lan. Hani bunu zaten bir kere daha yapmamız gerekecek zaten büyük ihtimalle. Hani diğerleri en azından olsaydı yani ya. Hadi yapalım. Ve bitti. Barış anlaşmamız da bitmiş bu arada. Şimdi bir tane şuraya ordu gidecek. Bir tane de buraya mı gidecek? İyi. Bunların gücü ne kadar? 5000-5000 atsam yetmeyebilir. Garanti alalım. 7500-7500 atalım. Zaten denizde ordumuz var. En ufak bir olayda hızlıca ordu çıkartım işlemi yapabiliriz. Hatta ordunun yarısını da şu denize atarım. Hızlıca iki toprağa da ordu çıkartırım. İkinci Danimarka Savaşımızı da ilan ediyoruz. Ve bu ikinci Danimarka Savaşı ile birlikte büyük ihtimalle bütün Danimarka toprakları evet bizim olacak diyecektim ki oldu. Danimarka tamamen bitti demiş. Şöyle bir geride bakayım, bir tamamen bitti. Evet. %100'ü işgal edildi. Ve pek tabii ki de hani kabul etmekten başka çareleri yoktu zaten. Şimdi liman olmayan bir toprağımız kalmış mı? Kalmamış. 20 binlik ordumuzu Dublin'e geri gönderebiliriz. Kalan ordumuzu da ailelerinin yanına gönderelim. Şimdi yeni istikrarları halledeceğiz. Vergiyi sıfırlayacağız mutlulukları artırmak için. Ve bu iki toprakta yine yeniden yatırımlar. Daha 1.0'a çıkınca bu bütün toprakları tekrardan yatırıma başlatacağız. Savaş mı ilan yedik biz? Oo, bir dakika. Norveç bize savaş açtı. Bir dakika, barışmamız lazım. Tamam. Norveç'te güçlü bir gerçi biz. Ben patlatırım ki Norveç'i normalde. Tamam. Sıradaki hedefimiz belli oldu. Hollanda'dan sonra sana geliyorum. Aslında çok mantıklı ha. Yukarıdaki devletleri önce almayı niye düşünemedim ki ben? Hollanda toprakları çok verimli topraklar. Oraları almak bize bayağı büyük katkı sağlar. Bu arada buralara kadar geldik malum. Bir Finlandiya-Almanya ilişkilerini iyi tutsak iyi olacak. Yavaş yavaş genişliyoruz çünkü Avrupa'da. Ve bu bazı Avrupa... Abi de ordumu mu yedin yani denizde ya? Şuna bak.
Ben sana aşırı sinirlendim. Yaptığın hiç hoş değil, bedelini ödeyeceksin. Şimdi birazcık ekonomik yatırım yapalım. Bir 500 binlik bir ekonomi seviyesine topraklarımızı getirelim, ülkemizi getirelim. Ardından birazcık nüfus yatırımı yapalım. Nüfusumuz genel yani birazcık altta kalıyor. Birazcık aşağıda kalıyor. Onu birazcık yükselteceğiz nüfusumuzu. Bu arada ekonomiyi ne yaptık la öyle? Şahlandırdık ekonomiyi bir anda. Buraya kaç para veriyorum ben bir toprağa yatırım yapmak için? Bayağı veriyormuşum. Ben bu kadar para harcayacağımı hiç düşünmemiştim. De baya baya basıyormuşuz yani parayı buralara. Ben ekonomik yatırımlara bu kadar paramızı harcadığımızı bilmiyordum. Şuna baksana tek toprağa 196 bin, 120 bin, 100 bin. Bu kadar para harcadığımızdan benim bile haberim yoktu yani. İlginç, ben bu kadar para harcayacağımızı hiç düşünmemiştim ya. Daha da hani bir kere daha yatırım yapmam gerekecek bunun üstüne daha 500 bine çıkmak, 500 bini garanti altına almak için. Evet, bir kere daha yapacağız. O bir kere de zaten büyük ihtimalle 430 bine şey 530 bine falan çıkacak. O da yeter yani daha artık. Ve bu da son artık. 550 bine çıktı neredeyse. Güzel, güzel. Bu neymiş? Hastalık var o hastalıktan ya. Hastalıktan değil mi lan o? Normal mi böyle? O çok saçma. Ne zamandır varım lan ben bu topraklarda? Çok saçma. Niye %100 değil ki? Allah Allah. Lan ben ne zamandır varım bu topraklarda? Yeni almadım ki ben burayı. Bir yıl oldu oyun sağ zamanına göre daha hala. Neyse. Nüfussal yatırımlarımızı yapacağız demiştik. Bayağı da iyi bir para birikmiş elimizde. Mutluluğumuz da %100 çıkmış. Vergilerimizi de tekrardan almaya başlayalım. Bir de ben bir su içip geleyim. Evet geldim. Şimdi elimizdeki bütün paraya nüfus yatırımı yaptığımız takdirde ortalama 1,5 milyonluk bir nüfus olacak ülkemizin. Şimdi şöyle bir dünya üzerinde dengeler ne yönde kim tarafından değiştirilmiş bir ona bakacağız. Şimdi öncelikle İran ve Çin çok feci detone oldum. İran ve Çin mevcut olarak aktif bir savaş içerisinde. Bu arada İran Azerbaycan'ı almış. Çin ve İran bir savaş içinde. Çin ve Rusya bir savaş içinde. Almanya ve Rusya bir savaş içinde. Avrupa'da dengeler daha çok Polonya ve Almanya üzerinde değişiklik göstermiş. Polonya hani doğuyu yani daha doğrusu Avrupa'nın doğusunu yok etmiş. Ortadan kaldırmış resmen. Hani Romanya'yı almış, Macaristan'ın yarısını almış, Ukrayna'nın yarısını almış, Çekoslovakya'nın yarısını almış. Çek Cumhuriyeti'nin özür diliyorum Çekoslovakya. Gerçi ikisi hemen hemen aynı şey. Şurası Çekoslovakya. Çek Cumhuriyeti'ni almış. Slovakya'yı almış. Slovakya bu arada şurası oluyor bilmeyenler için. Şurası Slovakya, şurası Çekya. Birleşince Çekoslovakya oluyor. Almanya sadece Fransa üzerine yürümüş. Şöyle oldu diye biliyorum. Fransa Belçika'yı aldı. Almanya Fransa'yı aldı diye biliyorum. Lüksemburg arada sıkışmış. Lüksemburg'un arada sıkışma sebebi Faroe Adaları ne alaka lan? Faroe Adaları neredeydi ki? Sen bu adamla neyin ittifakını kurdun? İkincisinin gücü gerçi aynı. Yani bizim buradan ilerleyeceğimiz çizgi şu şekilde olmalı. Hollanda Finlandiya tarafına da çıkmış. Az bir dur be adam. Hollanda'ya gireceğiz. Şu topraklarıyla şu topraklarını işgal edeceğim. Buraları alacağım. Çünkü adamların değerli toprakları buralar. Bak başkente bir bakıyorum 51 bin ekonomi. Mesela. Adamın değerli toprakları buralar. Benim buraları almam lazım. Ki alacağım. Ki alacağım. Buraları ben alacağım. Büyük ihtimalle buranın da tamamını almaya yetmez gücümüz diye düşünüyorum. Hani adamları tamam bizden güçsüzler ama çok da bir güçsüzlükleri olduğu söylenemez. Çok çok da güçsüz değiller. Bizden güçsüzler ama karşı koyabilirler. Biraz daha şöyle bir bakalım. Oo Türkiye. Türkiye İtalya ile yaptığı savaşı kazanmış. Evet. Normalde burada şöyle bir savaş vardı. İtalya Yunanistan'a savaş açmış. Yunanistan'ı almıştı. Bunun ardına Türkiye İtalya'ya savaş açmıştı. Almış ama yok olmuş. Yani kaybederek kazanmış. Nüfusunun 1/4'ünü kaybetmiş. Ekonomisinin 1/4'ünü kaybetmiş. Kıbrıs'ı kim kurmuş? Güney Kıbrıs kurmuş. Tamam. Dünya üzerindeki genel değişim. Batı'da neler değişmiş? Batı'da hiçbir şey değişmiyor. Batı'da bir tek ya Amerika ile Kanada savaşmış mı savaşmamış mı? Ben gerçek sınırları bu muydu Amerika'nın değil miydi? Ben anlam bilmiyorum hatırlamıyorum ya. Amerika'nın gerçek sınırları bu değildi diye biliyorum ben ama. Ya burada daha çok İtalya.
Arjantin kendini kurtarmış. Brezilya çökmüş, yok olmuş Brezilya. Fas Cezayir'den birazcık parça koparmış. Ya dünya birbirine giriyor da. Almanya ile Rusya arasındaki savaş 12 yıldır devam ediyor ve sadece bu toprakları alabilmişler. Kaliningrad toprakları. Sadece Kaliningrad topraklarını Almanya işgal etmiş. Onun dışında hiçbir savaşta gidişat değişimi görünmüyor. Almanya'nın belli bir üstünlüğü var. Almanya'nın bir üstünlüğü var. Almanya toplamda 1 milyonluk bir ordu kaybetmiş. Rusya tam 1,2 milyon ordu kaybetmiş. Rusya'nın nasıl 3 eyaleti işgalde? Ha, Çin'le de savaşta. Oo, bir dakika, Rusya Çin Savaşı'nda şu an Rusya Çin'e karşı bir üstünlük kurmuş. Şu anda burada Rusya 1,5 milyon kayıp vermiş, Çin 1,2 milyon kayıp vermiş. Bakın, Rusya sadece Çin Savaşı ile beraber, bir dakika, Rusya toplamda 2,7 milyonluk bir nüfus kaybetmiş. Çok büyük bir kayıp be. Aşırı büyük bir kayıp vermiş. Toprakları da net yağma yapıyor. Evet, buralarda isyan çıkar bu arada. Bunlar barışamıyorlar mı? Bakalım. 11 yıl Almanya ile daha uzun süre. Oo. Oo, İsviçre savaş açtı. İsviçre Fransa savaş açtı. Almanya bir sürü devletle aynı anda savaşa girdi. Almanya Polonya savaşı süre geliyor şu an. Aa, dünya birbirine giriyor şu an. Pardon, Avrupa birbirine giriyor şu an. Çok tehlikeli şeyler yaşanıyor orada. Ben oralara karışmak niyetinde değilim. Kendi kendilerini yesinler, bırakalım. Biz hiç ellemeyelim. Onlar ne yapıyorlarsa abi kendi aralarında yapsınlar. Bize bulaşmasınlar. Bize elleşmesinler. Bizden uzaktan ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. İsviçre'nin bu ani savaş ilanı beni çok şaşırttı. İsviçre gibi barışçıl, barıştan yana savunan, barışçılığı savunan bir devletin ani bir anda böyle bir savaşa girişmesi beni gerçekten çok şaşırttı ya. Hani beklemiyordum. Açık söyleyeyim, beklemiyordum. Hastalık var, evet. Bizim teknolojimiz iyi, çok şükür. Hastalığı hemen tedavi ederiz. Ukrayna hakaret etmiş. Ben de sana hakaret ediyorum. Allah belanı versin. Yani seni kayda alacak devlet miyim sence ben? Yani seni kayda alacak devlet miyim ben? Yani Allah aşkına boş yapmayalım arkadaşlar. Fransa'nın, yazık, Fransa'nın bir eyaleti kaldı. Heh, barıştılar. Fransa da bence şu anda işgal edilebilir bir devlet. Ben çıkarım buraya, buradan da İsviçre'ye yürürüm. Benim gücüm var. Amerika niye geldi buraya? Oo, Almanya ile Amerika savaşa girmiş. Amerika çıkartma attı. Oldenburg. Feci de bir yağma yapıyor. Almanya niye karşılık vermiyor Amerika'ya? Amerika ile savaşta adam, yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. O kadar dünya, o kadar birbirine girdi, o kadar karıştı ki şu anda ben Hollanda savaşını yapabilecek durumda değilim. Yani bu kadar savaşın üstüne bizim barışçılıktan yana olmamız lazım. Diğer dünya devletlerinin nazarında bizim aslında o kadar da saldırgan bir politika izlemediğimiz öngörülmeli. Hani öyleyiz aslında ama öyle öngörülmemesi lazım. Çünkü o zaman önümüzü keserler. Önümüzün kesilmemesi için Hollanda Savaşı'nı ertelememiz gerekiyor. Bir süre devletimizin ve geleceğimizin bekası için bazı şeylerden feragat etmemiz lazım. Onlardan biri de yayılmacılık. Şu anlık belli başlı topraklardan vazgeçmek durumundayız. Onun yerine yatırım yapacağız maalesef bir miktar. Ya aslında hani maalesef değil de, yani iyi ki yapıyoruz aslında. Çünkü 1 milyonluk bir ekonomiye yaklaşmış olmak çok çok iyi. Dünya üzerinde sözü geçen bir devlet oluyoruz gün geçtikçe. Gücümüzü çok artırdık birinci bölümümüze göre. Ciddi manada çok artırdık ve bunun artılarını çok yakın bir zamanda göreceğiz. Pek yakın bir zamanda göreceğiz. Bu yaptığımız yatırımların, dünya üzerinde kazandığımız saygınlığın, prestijin göreceğiz. Çok faydasını göreceğiz. Ve bu bölümlük o zaman benden bu kadar diyerek bu bölümü burada noktalamak istiyorum dostlar. Umuyorum ki hepinizin hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.